Sen nasılsın hocam? Mağazı Alhamdülillah. Alhamdülillah. İlk yılda mağazı okulak alamız. Dolzap, savallı bu koyan bu ise. Savallı cevap kılamız. Uzun mağazuyumuz dolzap mağazulardan. Yani hazır gününde halkımızı içinde türlü ihtilaflarga sebep buluyetken masalalarını kurtarıyetken yoşlar. Ularga karşı, yani karşı degende aligi düşman kayfiyeti demez. Ularını bizge kılıyetken hücumiga kanday müdafaa usulleri doğrusudur. O da adatta bunun okşagen yani vaziyetlerge ilim bilen cevap verirlerdi. Başka yol yok. Ularını cimotör, gapırma, saval verme bilen toktatı bu meyli. Hadır vaziyet şu. İlim bilen cevap verişimiz gerek. O da tarixdan Payg'ambar aleyhissalotu vasallamın hadislerden o'rganilgan sıfatlar malum. O'sha sıfatlarını doim o'rganib borishimiz kerak. Qanday holatda odam ahli bid'atlarga qo'shilib qoladi, ya'ni ahli sunna val jamoaga qarshi muxolif bo'lib qoladi. Uni muxolifligini qayerdan bilamiz? Bu savol muhim savol. Bilsak, ya'ni kasalni aslini topsa muolaja oson bo'ladi. Diagnoz to'g'ri qo'yilsa, tashxis to'g'ri qo'yilsa, davo to'g'ri bo'ladi. Tashxis to'g'ri qo'yishda albatta ideologik, ilmiy asosga urg'u berish kerak. Nabiy sallallohu alayhi va sallam ga o'sha Abu Sa'id al-Khudriyning rivoyatlarida Abdulloh ibn Zulquvaysiralik bir odam taqsimotda o'ziga taqsim tegmaganligi uchun menga bermadi degan gapni gapirmasdan nima degan? Ya'dil ya Muhammad degan. Rasulullohni ayblab qo'ya qolgan. Menga ham bering deish kerak edi o'zi. Unaqa demagan. Adolat qiling degan. Hatto ba'zi rivoyatda ittaqilloh, o'zi i'dilni tagida ittaqilloh var. Adolat qil degani Allohdan qo'rq deganida, Rasulullohga Allohdan qo'rq deyapti. Şu derecedeki adam. Demek şahsi manfaat uçun hareket kıyan o adam. Bana şu üslup. Üslupunun başlanışı şu. Peygamber aleyhissalatu vesselam'a nispeten bu gapını gapıradigan adamın sıfatları malum. Yani örgenseyiz, fikirlab görseyiz, o adamın aklı pas. Aklı sağlam adam Resulullah'a adalet kıl demeydi. Bir hayali adam bu gapını gapırmaydı. Adabsız, adabli adam bu gapni gapirmaydi. Şahsi manfaat, parvar, yani başkanın manfaatını oylagan bu gapni gapirmaydi. Cahil, mutaassib ve özüge bina koygan. Çünkü adaletini talep kılıyordu. Hak parvar, bina koymasa kanak bu gapirmaydı. Bana şu sıfatlar, uşa adamda tamamıyla mücessem edi. Bazı muhaddislar aytadı, o münafık bo'lgan. O'zi asli münafıkıdır o. Lekin Peygamber aleyhissalatu vesselam'a o'zini imonli qilib ko'rsatgan uchun indamasdilar. Hazreti Umar radıyallahu anhu aytardılar ki, nimaga münafıklarını öldürmegen Peygamber aleyhissalam diye savol berishgan Hazreti Umar'ga. Endi o'zini sahabalarını öldürüyapti degan gap tarqaydi tashqariga. Siyasi ma'noda bunga e'tibor qilganlar. Bu gaplar ham bizga nima beradi? Yani ilmi farosat beradi. Vaziyatga qarab ish tutishlik Payg'ambar alayhi salatu vasallamning sunnatlari. Farosat Rasulullohning sunnatlari. Payg'ambar alayhi salamning sunnatlari. Atrofdagilarning gap so'ziga e'tibor qilib indamaganlar ba'zi narsalarga. Demak. Va Xolid ibn Valid boshqa rivoyatda Umar radıyallahu anhu kılıçlarını çıkarıp çapmakçı buldular her gün. Tegme dediler, kıyamet yakın bunun avlatları çıkadı. Şunu avlatlardan, şunu adamlar çıkadı dediler. Yahurucu kavmun. Yahurucu kelimesinden havariç. Namı bittesi şu. Yemriquna mineddini kema yemruqu sahmu minerramiyye. Bundan marikun namı ularını. Dinden
kemanın oku ölceden teşip çıkıp gitkendik çıkıp gitişedi. Merikun. Merikuller. Ve ana şu sıfatlarını sıfatlayanları da hazırgı künde imamlarga muhalif bu vagen özüge özü yani men hohlagan joyda haq bo'lish kerak degan tabiatdagi odamlarning hammasi hadis sharifda oshkor zikr qilingan. Hammasi. Ular shunaqa tabiatli odamlar. Men hohlagan narsa haq bo'lish kerak. Sen aytgan narsa emas. Ya'ni haq men hohlagan joyda bo'lish kerak, sen shuni gapirib berishing kerak. Taktika, teoriya, fikr, dunyo qarash shu. To'xta, boshqa gapam bo'lishi mumkinmi? Masalan, haq sen aytgan joyda emas, boshqa joyda bo'lishi mumkinmi? Va men o'sha sen ko'rmagan joydagi haqni haq deb aytishim mumkinmi? Va sen o'sha sen o'ylayotgan haqdan haq emasligini bilib, asl haqqa ergashliging lozimmi? Desangiz yo'q, bular javob yo'q. Barcha ixtiloflarning tagini ko'rsangiz faqat shu. Men xohlagan joyda haq bo'lish kerak. Men shu Sodiq Samarqandini eshityapmanmi? Ha, demak shu haq bo'lish kerak bo'ldi. Imomlarning hammasi saroy mulla bo'lish kerak. Nimaga? Sen o'sha Sodiq Samarqandini eshitganing uchunmi? Uni ilmiy faoliyatini, ilmiy bahsini o'tirib gaplashsang, senga islomga, musulmonlarga zarar bo'lsa-chi? Ya farqi yo'q, men shu tashqarida yurdimmi? Ha, demak shu haq. Nimaga? Chunki men ham tashqarida yurdim-da. Mana mana shunaqangi taktikalar, ya'ni mana shunga o'xshagan mantiqiy zaiflik bor. O'shalarni bilishimiz kerak va bahs mobaynida shularni e'tiborga olib gaplashishimiz kerak. Odatda gaplashasiz-ku, masalan, rus bo'lsa, rusni e'tiborga olasizmi? Olasiz, rusiy faoliyatini e'tiborga olasiz, tilini, lug'atini e'tiborga olasiz. Uning an'analarini e'tiborga olasiz, o'shanga qarab gaplashasiz. Turk bo'lsa, turkni an'anasini e'tiborga qarab gaplashasiz. O'shunaqa tushunchadagi odamning tabiati, madaniyati shu. Boshlanishi shu edi. Zulhuvaysiylikning tabiatini ko'rdinglar. Nima xayoldan o'tgan ekan Rasulullohga adolat qil deganda. Sallallohu alayhi vasallam. Voy haq dedilar, xolinga voy bo'lsin ey dedilar. Man ya'dil İda lam a'dil dediler. Men adalet kılmasam kim adalet kılar dediler. Adaletin mizanı mümkün dediler. Ulamalar ki hakkını yapır diyebdi. Şu ulamalar hakkını yapırmasa kim yapırdı? Şular yapırdı akar. Avtorski prava, muallifliği hukuku doğrusu da Hazrat Rahimahullah muallifliği hukukunu yazardılar ki kitaptı. Şer'an caiz mezdi. Bazı bahs kılardan adamlar bazılar. Uşanda tesayet oldu Hazrat ki. Hakkını yaşır yapsalar. Muallifliği hukuku bilen hakkını yaşır yapsalar diyebdi. Hazrat ayet yaptılar ki şu kitaplarını çıkarışımız, hakkını tarkatışımız mez mi? Cümlenin özde tuttu cevabı. O'zi sen de haqni chiqarsan ham, yo'q, o'zing ozgina tekinga tarqat. Buni qancha xarajat bilan, qancha qiyinchiliklar bilan kitob qilib chiqarsak, kitobning narxi masalan 10 mingga aylansa, sotib endi bu bechora kechalari bilan ko'zini nurini sarflagan, hayotini sarflagan, xalqqa yetib borsa ozgina pul bo'lsa, qarz havolalarini yopib, yana shu kitobga saflaydi bu odamlar. Ucuz, meyşet parası adamlar mez. Dip duramam dese bir kitapçı keledi de 10 milyon kitabı uzun iki sene kopyasında çıkaradı 5 milyon aylanadı. Bana bir çağrı 12 milyon satış gerekti. Bu 7 milyon kocada durdu kitap. Ne mi buldu? Ahli ilimli tamami işi parakende buldu. Yeni kitap yazmıyordu. Şuna kadar deseler o şey kitap kuruşları etti hakkını bekitti yapsız. Çıkardım ki bana hakkını bekitti. Çıkarganım bu değil. Bekitmeganim ki. Mana shu tabiat, ya'ni shaxsiy manfaat bor edi. Zulhuvaysiyralik tilloga ega bo'lmagan edi. U tilloni menga bermading deyish kerak edi. Menga ham bering yo Rasululloh deganda chiroyliroq bo'lardi. Arabiy derdik hozir uni. Ajoyibda arablarni arabiy deb zikr qilardik. Hozir nima deymiz? U badbaxt Rasulullohga adolat qildi deb sakradi.
Xuddi shunaqa men gaplashib ko'rgan odamlarning, ya'ni shunaqangi toifalarning barchasi biz qilib turgan ishni bizga nimaga qilmayapsan deydi. Qilib turibmiz shuni. Sen aytayotgan gapni qilib turibmiz. Qo'rqasan sen deydi. Abror Muxtor Ali bo'lib turibman maydonda. Unimda qarasangiz Abdurahim Shoshi. Yo'q. Kim qo'rqadi? Kim qo'rqadi? Qo'rqayotgan u axir. Ya'ni mutlaqo tabiat tushuncha dunyo qarash shu. Payg'ambar alayhissalom o'sha yoshi yosh bo'lishligi, aqli zaif bo'lishligi bularni keyin yaquluna min qawli khayrul bariyya deganlar. Ya'ni insoniyatning eng yaxshisining gapini gapiradi. Lekin amalda eng yomon ishni qilishadi. Eng yomon ishni. Masalan, montaj qilishib, siz aytmagan gapni aytdi qilib, mavzuni asl mag'zini o'chirib tashab, qolgan joyini tarqatib, mana bu odam shunaqa deb bizni haqorat qilyapti-da, haqoratni eng yomonini, ya'ni qo'liga qurol ko'targan qotillarga bizni hadaf qilishyapti. Mana bu mashina qangi xoin, buni o'ldiring degan ma'noda. Montaj qilishyapti-da, keyin biz ularga qarshi bu qilayotgan ishlar zanimning ishi, Qur'oni Karim bunaqa odamlarni zanim degan desak, bu gapni bilgan ba'zilari kelib bizga sakrayapti. Ha, nimaga bizni sha'nimizga yomon gapiryapsiz? Bizni sha'nimizchi? Bizchi? Biz yerdan chiqqan qo'ziqorimizmi? Bizni nima desanglar bo'laverar ekanda, mayli, shaxsimizni nima desa, men haliga qadar shaxsimizni himoya qilishlik tarafdori emasman. Imom Maturidiydik bizni ilmdagi nasabdagi ajdodimizga tosh otsa otarkanda, Imom Ash'ariylarni adashgan derkanda, imomlarimizni adashgan derkanda biz unga endi javob qaytarsak odobsiz bo'larmishmiz. Beodob qo'y bo'larmishmiz. Latoyib bor shunaqa beodob qo'y haqida. Qo'yi uchta oyog'ini bog'lab, bo'yniga pichoqni bitta torsa, qo'y pitirchilab qon sochirib olsa, voy beodob qo'y derkan. Ha, u so'yyapti uni, pitirchilashga haqqi bormi yo'q uni? Mana shunaqa bo'lyapti. Islom ummatini, ahli sunnani so'yishga oyog'ini bog'lab, bo'yniga pichoq tortishyapti. Bir pitirchilab qo'ysak, odobsiz deydi. Nima qilaylik jon talabasi bizniki ham. Bular shu demak. Eng yaxshi gapni gapirishadi, Qur'ondan gapirishadi. Ya'ni Qur'on gapiradi, ma'no aytganda o'zining gapini gapiradi. Hadis deydi, ma'no aytganda o'zining gapini gapiradi, o'ziga kerak bo'lgan. Har bir Qur'ondan gapirgan kishi haq bo'lavermaydi. Tarix bunga guvoh. Ali radhiyallohu anhu ga qarshi chiqqanlar Qur'ondan gapirmaganmidi? Haq, har bir haq da'vosini qilgan odam haq bo'lavermaydi. Haqni talab qilgan odam. Har bitta haqni talab qilgan odam haq bo'lavermaydi. Musa alayhissalotu vasallamdan sigirni so'yinglar deganlarida haq talab qilishmaganmidi? Al-ana ji'ta bil haq deyishgan edi. Endi haqni gapirding deyishgan edi. O, qimmatbaho sigirga aylanib ketgandan keyin. Endi bizga haqiqiysini gapirib berding deyishgan edi. Demak, o'sha mujodala maydonida ularning tabiatlarini o'rganishimiz, bilishimiz va o'shanga yarasha muvofiq, munosib javob berishimiz kerak. O'sha munosib, muvofiq javobga ilmiy asosda ba'zamiz bo'lish kerak. Ayniqsa peshvo imomlarimiz. Sizlarni menimcha shuning uchun yig'ildi. Vaziyat qo'linglarda ko'p qavm bor. Aksariyati sizlarga ergashadi. 5-10 ta. Boring 3-4 foiz. Bu ham ko'p o'zi. 1-2 foiz odam tashvish tug'diradi. Ular ham aslida bizni o'zimizni aka-ukalarimiz. Asli tagini olsangiz, o'zimizni birodarlarimiz. Faqat nima bo'ldi? Bag'ov alayna, bizga zulm qilishyapti. Faqat ular bechoralar o'zlari xohlamagan shaklda balki adashishga kirib ketib qolyapti. Ularni ham asrashimiz,
ularga ham nisbatan yordam berishimiz kerak.